Değerli Mobilya Dergisi izleyicileri, bildiğiniz gibi dün Woodtech TÜYAPRİT Mobilya Fuar Ağaç İşleme Makineleri fuarımız açıldı. Pandemi sürecinde bildiğiniz gibi 6-7 aydır gerek dünya çapında gerek ülkemiz içinde gerek yaşamsal gerek ekonomik anlamda çok ciddi bir süreç yaşadık. Bu süreç hem sağlığımız açısından oldukça riskli bir süreç hem de ekonomimizi çok derinden etkileyen bir sürecin içine girdik. Fuarcılık ekonominin direkt ilişkisi olan çok önemli dinamiklerinden biriydi. Bizim sektörümüz açısından düşündüğümüzde mobilya ve orman ürünleri sektörünün bugünlere gelmesinde fuarcılık denilen ekonomi sisteminin çok çok daha değerli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de Intermob Woodtech Fuarı sadece Türkiye açısından değil, Orta Doğu, Avrasya, Avrupa ve Dünya İslam çevresi açısından da oldukça önemli. Kendi içerisinde dünya çapında bir fuar konumuna geldi. Pandemi sürecinde bu süreçten çok çok etkilenen sektör aslında son 3-4 ayda belli bir ilerleme kaydetti. Bu süreçte alınan önlemler sonucunda Türkiye'de pandeminin düşüşü, ekonominin birçok alanda açılmasıyla birlikte fuarcılık alanında da özellikle TÜYAP'ın önderliğinde bir başlangıç oldu bu fuar. Bu fuar genelde 14 salonda yapılan bir fuardı. Ancak çok sıkı önlemlerle ve aylar öncesi yapılan çalışmalarla uluslararası çapta bir önlemler alındı. Çok Sağlık Bakanlığı'nın bütün talimatları inceden inceye yerine getirildi. Ben 2 gündür fuar alanındayım. Burada ilgili kurumların çok çok sıkı denetimleri gerçekleşiyor. Fuar yöneticileri bütün gün bunlarla görüşmeler içerisinde denetim altındalar. Firmalar çok sıkı önlemlerle kendi standlarında hijyenik koşulları, mesafe, maske gibi artık klasikleşmiş noktalara çok önem veriyorlar. Bütün bunlar değerlendirirken aslında şu anda RİT fuarcılığın, bu fuarın da oluşmasını sağlayan Sayın Ali Bey'le, Ali Muharremoğlu'yla standımızda sizler için bir söyleşi yapmak istedik. Öncelikle fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra bir belki de sizler açısından da bir başlangıç olacak. Türkiye'de pandemi koşullarında ilk fuarı yapıyoruz. Bu anlamda gerek sizin için gerekse sektör için çok değerli, çok önemli ipuçlarının bu fuarda başlangıç olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Sizden dinleyelim. Neler söylersiniz bu fuarla ilgili? Neler yaptınız? Evet. Beklentilerimiz ne? Firmalarımız nasıl hazırlandı bu sürede? Tabii herhalde yaptığımız en zor fuar oldu bu şartlar altında. Şu ana kadar 33.sü bu sene ağaç işleme makineleri fuarımızın, Woodtech fuarının ve bu 33'ten en zoru herhalde, en zor versiyonu bu seneki oldu. Ama burada bunu yaparken birinci önceliğimiz şu oldu, bir her şeyden önce sağlık dedik. Sağlıkla ilgili zaten bizim Sağlık Bakanlığımızın, gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Ticaret Bakanlığımızın çok kapsamlı ve çok detaylı yönergeleri vardı. Bunların üstüne hem Uluslararası Fuarcılar Derneği hem de bağlı olduğumuz REED grubunun standartlarını da ekleyerekten sağlıklı fuar konseptiyle nasıl yaparız diye ciddi bir çalışma gerçekleştirdik ve şimdi de bunları hayata aylardır aşağı yukarı 4 aydır bu konu üstüne çalışıyorduk ve bunları hayata geçirdik. Tabii bunu sadece bizim yapmamız yeterli olmuyor. Bizim aldığımız önlemler yeterli olmuyor. Katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin hepsinin de bu önlemlere uyması gerekiyor.
Ve hakikaten gördük ki bütün katılımcılarımızla tek tek konuştuk. Bütün ziyaretçilerimizle iletişime geçtik. Ve şunu görmek beni çok mutlu ediyor. Çok çok büyük bir oranda katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz bütün sağlık koşullarına gayet güzel uyuyorlar. Hani bazen farkında olmadan maskesini düşmüş olan varsa bile uyardığımız anda hemen yerine takıyor. O anlamda aslında oldukça güvenli bir şekilde herkes sağlık kurallarına, gerekli maske, mesafe, hijyen diye özetleyebileceğimiz sağlık kurallarına çok çok iyi uyuyor. Kadrolarınızı da bu konuda çok iyi eğitmişsiniz Ali Bey. Dün evet, bu ara ilk geldiğimde katılımcı olmama rağmen kataloğu doldurmuştum ama bir form doldurmayı unutmuşum. Beni içeri almadılar. HES kodumu istediler. HES kodumu evet, verdim. Kesinlikle dediler siz formları ve şeyleri doldurmadığınız evet, sürece giremezsiniz. Neyse oturduk orada doldurduk formlarımızı ve belli bir kontrolden sonra içeriye girdik. Bu tabii, beni tabii ki kurallara yani, uymayı çok mutlulukla yerine getirdim. Tabii. Çünkü bu bir vatandaşlık aynen, ve sosyal öyle, toplumsal bir görevdi. Bu anlamda personelinizin de böyle çok eğitimli ve dikkatli, kararlı olması çok sevindirici gerçekten. Tabii. Zaten başta kendimiz dedik. Yani ben de dahil iki gündür sabahları önce HES kodumu kontrol ettirtiyorum. Riskli miyim, değil miyim diye. Riskli kategorisindeysem ben de buraya girmeyeceğim. Ben de kalkıp şey yapacağım. Yani onun için çalışanlarımızın da sabahtan itibaren, çalışanlarımız da dahil herkesin HES kodunu istisnasız kontrol ediyoruz. Ve o kontrol neticesinde şey yapıyoruz. Tabii ki bu biraz bazen sıra oluşturabiliyor. Girmeyi birazcık daha eskiye göre zorlaştırabiliyor ama bu hepimizin sağlığı için gerekli bir şey. Evet, daha önce duvarlarda hiç konuşmadığımız konuları konuşuyoruz değil tabii, mi? Bir yani, de bu yeni normale büyük bir ihtimalle alışmamız gerekecek. Evet. Bu süreç artık HES kodu örneğin hayatımızın her yerine girecek. Yani yarın toplu taşımaya da HES kodsuz binemiyoruz artık, binemeyeceğiz. Veyahut da devlet dairelerine de HES kodu olmadan gidemeyeceğiz. Yani bundan sonra aslında hayatımızdaki en önemli şeylerden birisi bu olacak gibi görünüyor. Hijyen kuralları, yeni normalde ben biyogüvenlik diyorum. Evet. Bu biyogüvenlik kurallarını alaraktan bizim şeyle beraber fuarları, daha doğrusu hayatımızı, her alanını, bu fuarlar, alışveriş merkezleri, şeyler, toplu taşıma, kamu kurumları, çalışma yerleri, her yeri içeriyor. Hepimizin bu biyogüvenlik önlemleriyle beraber şeyimizi devam ettiriyor olmamız gerekiyor. Ali Bey, bu bir başlangıç tabii. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir fuar Türkiye'de gerçekleşiyor. Türkiye gibi hala risk faktörü içerisindeki bir ülkede ekonominin birçok alanında yaşam sürerken bu alanda çalışmaların olmaması düşünülemezdi. Biz 14 holda ve çadırlarda sığınmayan TÜYAK fuarlarında tabii ki alışmıştık. Bugün sizler de her şeye çok dikkat ederek aslında yeni normale geçiş süreci diye algılayabileceğimiz mini bir fuar gerçekleştirdiniz. Bu bize de Türkiye'ye de fuarcılığa da bir bakıma birçok şeyi öğretecek. Sizler de bu süreci çok iyi deneyimlerle geçiştireceksiniz. Ama ben şu iki günde bakıyorum, ona rağmen gerek yurt dışından, gerek yurt içinden tabii Intermob eksikliğindeki hayal kırıklıklarını da yaşayarak buraya geliyorlar insanlar. Çünkü alışmışlar bir bakıma TÜYAK, onların yaşam şeylerinin, ekonomilerinin ve yenilikleri yakalamalarının asıl dinamikleri oluyor. Makinacılar her şeye rağmen onlar da bir şekilde bu fuara katıldılar. Evet. Ve benim 30 yıllık sektör deneyimimde gördüğüm makinacılar bu fuara çok hevesliydi. Tabii ki her zamanki gibi 5-6 holde makina fuarı yapılmadı ama makinacılar diğer sektörün diğer birimlerinde çok ciddi bir hareket olmasına rağmen makinalarda aynı hareketlilik sağlanamadı ve onlar hepimizin de bildiği gibi asıl müşterilerini fuarlarda yakalıyorlardı. Ve onlar için fuar olmazsa olmaz.
yurt dışı fuarları çok zahmetli, maliyetleri çok yüksek ve uluslararasılaşmış, artık global bir marka haline gelmiş olan WoodTech fuarı onlar için çok önemli bir noktaydı ve her şeye rağmen onlar geldiler. Şu iki gün içerisinde de benim izlenimlerim, yaptığım söyleşiler, konuşmalar içerisinde memnun olduklarını tanık oldum. Sizler de tabii ki bu süreci görüyorsunuz. Ben bir gazeteci olarak, siz bir fuar yöneticisi olarak ben düşüncelerimi söyledim. Sizler neler var? Benim de aslında çok paralel geri bildirimler aldık firmalarımızdan. Genelde gelen firmalarımız şu anda beklentilerinin üstünde bir ziyaretçi yoğunluğuyla hem yurt içi hem de yurt dışından karşılaştıklarını belirtiyorlar. Hatta bazı firmalarımızda şeyi belirttiler. Yani gelen ziyaretçinin hepsi etkin ziyaretçi. İşi olmayan, şey olmayan bir ziyaretçi kalabalığı yok. Gelen kişi iş yapma amaçlı geldi ve iş yapma amaçlı gelenlerle de hani işi bir şekilde şey yaparak, bağlayarak götürüyoruz. Aslında o anlamda TÜYAP olarak, MİT olarak, RUTEK olarak çok ciddi bir riski de göze aldınız. Şöyle ki, yani bu fuarın para kazanmadığı her şeyden belli zaten. Çok ciddi tanıtımlar, yatırımlar yapıldı, hazırlıklar yapıldı. Ciddi bir personel şu anda istihdam edilmiş durumda. Hizmet üretiliyor burada. Bu bir iki salonla bu hizmetin karşılığını almanın mümkün olmadığını bizler de dışarıdan görüyoruz. Burada bir hem gerçekten bir fedakarlık da var ve Türkiye'de fuarcılığı kesti anlamda da pandemi sürecinde önemli bir ilki başardınız diye düşünüyorum. Bu anlamda da ben gerçekten bu kadar riskli bir süreçte bunu yapmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Sektöre de bir bakıma biraz moral verdiniz. Evet, bunlara evet. İhtiyaç vardı. TÜYAP bu süreci bütün yönleriyle mutlaka değerlendirecektir. Önümüzdeki dönemde yine fuarlarımız var. Bu fuarlar inşallah pandemi çok daha da yükselmez. Devam eder. Bu konuda siz neler söylersiniz? İşte dediğim gibi yeni normalde fuar yapmaya alışmaydı. Yani bir kere zaten siz önünü açtınız bunu. Efendim evet. Başka organizasyonlar da oldu bu ay içerisinde fuar anlamında. Bizde de ama TÜYAP fuar merkezindeki ilk etkinlik bizim WoodTech fuarımız bizim oldu. Bizim sektörümüz açısından. Evet. Bizim sektörümüz açısından ilk etkinlik burada WoodTech oldu. Hatta belki dünyadaki bu dönemdeki ilk etkinlik WoodTech fuarımız oldu. O anlamda hakikaten çok mutluyuz bunu başarabildiğimiz için. Görebildiğimiz kadarıyla ülkemizin ihracatına da ciddi katkı yapabileceğimiz bir ticaretine, sadece ihracatına da değil, hem ihracata hem de yerli müşterilerimizin iş yapma potansiyeline şey yapabileceğimiz bir ziyaretçi profilini de yakaladık. Zaten iş burada da bitmiyor. Fuar bittikten sonra da gelemeyen ülkelerden ziyaretçilerimizle katılımcılarımızı dijital ortamda da buluşturacağız. Şu anda işte hani ağırlıklı Balkan ülkeleri, Rusya, Ukrayna gibi ve Libya, Lübnan gibi yerlerden bize ziyaretçiler geliyor. Daha yakın coğrafyadan. Ama gelemeyen mesela pandemiden dolayı çok şey yaşayan İran, Irak gibi taraflar, ülkeler de bizim biraz daha şey yaptığımız yerler olacak ve fuar sonrasında katılımcılarla ziyaretçilerimizi dijital olarak buluşturacağımız bir ortam olacak. Bunu bu fuarda özellikle makine sesinden yüz yüze bilgisayarla görüşmek çok zor. Ondan dolayı bu fuarda fuardan sonraya planladık. Ama mesela sağlık fuarımız olacak önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde. O fuarda gelen ziyaretçilerimizle gelen katılımcılarımız ister yüz yüze, ister online olarak da hem fuar alanında hem fuar alanı dışında görüşebilecekleri hibrit bir fuar modeli geliştirdik. Ve bu hibrit fuar modeliyle de önümüzdeki dönemde devam ediyor olacağız. Çünkü hibrit fuar modeli bize çok yeni fırsatlar, yeni kapılar, yeni ziyaretçiler, yeni şeyler yaratıyor.
bu da hep ticaretimizi bir nokta daha ileriye götürebilmek anlamında şey yaratıyor, fırsatlar yaratıyor. Aslında fuarın daha konusunda çok önceli var. Bu iki gün oldukça sağlıklı ve başarılı görüyoruz. Firmalar da her şeye rağmen, onlar, bunlar, katılmayanlar da ziyaret ederek fuarın kalkışını ölçüyorlar. Gereklikten ben gerçekten bu şartlarda gerçekleştirdiğimiz bu doğru var ki sizleri ve tüm diğer personelini, ekibini, yöneticilerini ve katılımcıları kutluyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bundan sonra artık yeni normalin fuarlarının ilk testi oldu. Buradan bir şeyler alalım mı? Çok şükür de iyi geçiyor. Hani birçok anlamda iyi geçiyor. İnşallah bundan sonra bunların üstüne hep biraz daha ekleyerek daha iyi fuarlar yapacak gibi görünüyor. İnşallah da bu pandemi süreci bir an önce bir kontrol altına alınır dünya çapında. Da hani hepimiz böyle maskesiz eski günlerimize döneriz ama bunun en azından bir süre daha böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. O dönem içerisinde de biz kendimizi buna adapte etmek zorundayız. Ve bunu adapte edebildiğimizi düşünüyoruz. Bundan böyle de artık böyle devam. Herkesin başarılı bir fuar dönemi diliyorum. Ben de size tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kapatıyorum.